LED gözlerin takılması. Evet, bu videoda LED lambalarımızı takacağız. LED lambaları devrenin çeşitli kısımlarını test etmek için kullanacağız. Ayrıca bunlar robotumuzun gözleri olacak. LED'ler kutupludur. Yani akımın LED'den geçiş yönü önemlidir. LED'lerde genelde bir kısa bir de uzun bacak bulunur. Uzun bacak genellikle pozitif uçtur. Şimdi İki uzun bacağı alıp birbirine bağlayacağız. Uzun bacağı, kısa bacağı bağlarsak olmaz. Ledler gerektiği gibi çalışmaz. O yüzden önce uzun bacakları tespit etmemiz lazım. Evet, tespit ettik. Bacakları çapraz şekilde üst üste getiriyoruz. İkisinin de uzun bacaklar olduğunu bildiğimize göre, artık bunları birbirleri üzerine kıvırabiliriz. Birbirleri üzerine kıvırıyoruz çok sıkı kıvırmamız lazım ki bağlantı sağlam olsun. Uzun bacakları birlikte 5-10 tur döndürüyoruz. Şimdi ledlerin negatif bacakları dışarıda kaldı. Pozitif uçları ise iç tarafta birbirlerine dolanmış halde. Şimdi yapmamız gereken ledleri anahtarlara bağlamak. Ledleri anahtarlara bağlamak için öncelikle malzemelerimiz arasında bulunan kırmızı kablolardan birini alıp Yaklaşık 1 santimetrelik kısmını soyuyoruz. Sonra bu kabloyu birbirine temas eden kontakların içinden geçiriyoruz. Anahtarların arkasındaki kontakların her birinde delikler var. Kabloyu işte o deliklerden geçirmeye çalışacağız. Yapım sürecindeki en zor kablolama işlemi de bu olsa gerek. Çünkü iki delikten birden geçebilmesi için kabloya büyük bir kanca şekli vermemiz gerekiyor. Bu noktada emektar karga burnumuz yardıma koşuyor. Biraz uğraştırsa da kabloyu her iki delikten birden geçirmek mümkün. Bağlantıyı bu şekilde yapıyoruz çünkü daha sağlam olmasını istiyoruz. Evet, işte oldu. Kabloyu iki delikten birden geçirmeyi başardık. Teli içinden geçtiği kontakla 90 dereceli bir açı yapacak şekilde kıvırdık. Biraz zoom yapayım ki ne olup bittiğini daha iyi görebilin. Spout'un bu versiyonunun düzgün çalışabilmesi için, telleri kontaklara çok sıkı dolamamız lazım. Kabloyla kontak arasında çok fazla boşluk kalırsa, robot istediğimiz gibi çalışmayabilir. O yüzden karga burnumuzu alıp, telleri kontaklar üzerine iyice sıkıştırıyoruz. Bağlantıyı düzgün kurup kurmadığımızı, kablodan akım geçip geçmediğini test etmek için LED lambalarımızı kullanacağız. Şimdi, Kablomuzu azıcık ucundan kesiyoruz. Azıcık ucundan dediğim 5 santimetre kadar. Geriye yaklaşık 4 santimetrelik kablo kalmalı. Onun da yaklaşık 1,5 santimetrelik kısmını soyuyoruz. Bu epey ince bir kablo olduğu için kablo soyucunun en küçük deliğini kullanıyoruz. Bu kablo soyucu pek kaliteli bir şey olmadığından yalıtkanı sökmek biraz uğraştırıyor. Tamamdır. Bu kırmızı kabloyu hallettik. Bir de pil yuvasından çıkan kırmızı kablomuz var. Şimdi pil yuvasından çıkan kırmızı kabloya az önce çift kutuplu, tek yönlü anahtarlara bağladığımız kırmızı kabloyu birbirine bağlayacağız. Bu kablodan biraz daha fazla yalıtkan soyacağız. Ayrıca kablonun kendisini de daha uzun bıraktık. Kablo yaklaşık 5 cm uzunluğunda. Kablo soyucumuzu kullanarak yaklaşık 2 cm'lik kısmını soyuyoruz. Dikkatli olmak lazım. Çünkü bu tek telli sert bir kablo değil. Çok telli, esnek bir kablo. Yani soyayım derken tellerden birini koparmak işten bile değil. O yüzden yalıtkanı yavaş yavaş ve dikkatlice soymakta fayda var. Öyle yaparsanız iletken tellerin hepsi sağlam kalır. Şimdi bu telleri alıp demin anahtarlara bağladığımız tek telli sert kablonun teline doluyoruz. Ne kadar sıkı dolarsak o kadar iyi. Tüm teller sert bakır telin etrafına sıkı sıkıya dolanmış olmalı. Bu, pilin pozitif kutbunu ledlere ve diğer bileşenlere bağlamamızı kolaylaştırır. Şimdi dirençleri ledlere bağlayacağız. Dirençler ledlerin haddinden fazla akım çekip bozulmasını engelleyecek. Direncin bacağını da ledin bacağıyla çapraz olacak şekilde yerleştiriyoruz ve ledin bacağına doluyoruz. LED'le bağlantısının sağlam olması için en az 4-5 tur attırmanız lazım. Bu arada bu negatif bacak. Direnci pozitif bacağa da bağlayabilirdik ama bu videoda negatif bacağı tercih ettik. Yani dıştaki bacakları. Bu bacağı da sıkı sıkıya doluyoruz. Direnç bacaklarını LED bacaklarına çok sıkı sarmak önemli. Evet, LED'ler tamamdır. Artık bunları az önce birbirine doladığımız kırmızı kablolara bağlayabiliriz. Ama önce bir test edelim ki çalışıyor mu, çalışmıyor mu görelim. Şöyle alayım ki siz de görebilin. Evet, çalışıyor. Kablolardan akım geçiyor. Diğer led'leri de deneyelim. Led'leri doğru bağladık mı ona bakıyoruz şu an. Evet, bağlamışız. Devrenin voltajı ve devreden geçen akım yeterince düşük olduğu için telleri birbirine ellerimizle temas ettirebiliyoruz. Evet. Devreden akım geçtiğini bildiğimize göre artık ledleri bağlayabiliriz. Kırmızı kabloların uçlarıyla ledlerin pozitif bacaklarını birbirine doluyoruz. Tüm telleri sıkıca kıvırıyoruz. Zorlanacak olursanız telleri karga burunla sıkarak sağlamlayabilirsiniz. Bağlantılar ne kadar iyi ise robot o kadar güvenilir olur. O yüzden bu bağlantının çok sağlam olması lazım. Telleri birbirine doladığımıza ve led'lerimiz hazır olduğuna göre bir parça alüminyum folyo alıp bağlantının üzerine sarabiliriz. Bunu yapmaktaki tek amacımız tellerin sıkı sıkıya bağlı olduğundan ve akımı geçireceklerinden emin olmak. Alüminyum folyo şart değil yani sadece bir önlem. Teller gevşese bile akımın devam etmesini sağlayacak. Ama olmasa da olur. Şimdi bir parça yalıtkan malzeme, yani elektrik bandı alıp alüminyum folyonun üzerine sarıyoruz. Böylece her şeyi yerine sabitlemiş oluyoruz ve güvenilir bir bağlantı elde ediyoruz. Ekranın dışına çıkmışız. Böyle devam edeyim. Evet, işte tekrar karşınızdayım. Elektrik bandını bağlantının üzerine mümkün olduğunca sıkı sarmamız lazım ki hiçbir şey yerinden oynamasın. Şimdi direnç bacaklarını ve pillerin negatif kutbundan çıkan siyah kabloyu anahtarların iki açık terminaline bağlayacağız. Hangi terminale bağladığımıza bağlı olarak anahtar devreyi açacak veya kapatacak. Dikkat edin, uzun süre temas ettirmeyin. Çünkü anahtar açıkken kısa devre yaptırabilirsiniz. Bu da tellerin ısınmasına yol açar. İşte ledleri test ettik ve bağlantılarının sağlam olduğunu gördük. Şimdi kırmızı pozitif kablo uçlarını sıcak silikonla sabitliyoruz. Böylece yerlerinden oynamaları engelleniyor. Çift kutuplu tek yönlü anahtarlarla daima temas halinde kalmalarını sağlıyoruz.